Euro Truck Simulator 2'den herkese merhaba arkadaşlar. Seyahatlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir arabaya geçtik. Şöyle siyah Passat'ımız var. Bakın şöyle R-Line. Efsane bir arabamız var. Şu anda arkadaşlar en son neredeydik? Bakayım, Antep'teydik. Buradan başlayacağız arkadaşlar. Şanlıurfa'nın içinden geçeceğiz. Oradan da Şırnak'ta şurada yolculuğumuzu bırakacağız. Buraya otogar yapmamışlar. Niye bilmiyorum ama şuraya bir yere çekeriz. Veyahut da şuraya çekeriz. Veyahut da şuraya. Burada bir yerde bırakırız. Bak şurada otogar var Hakkari tarafında. Ama buraya yapmamışlar. Niye bilmiyorum. Şimdi alttan alta müziğimiz çalsın arkadaşlar kısık kısık. Şöyle. Aracımızı alalım. Şöyle bir çalıştıralım arabamızı. Yaklaşık olarak arkadaşlar 457 km yolumuz var. Bu yol biraz daha uzun olacak diğerlerine göre. Biraz hızlı gideriz. Sıkıntı yok. Şöyle yavaştan yavaştan şu Passat'ımızda çıkalım arkadaşlar. Arabamız da bayağı iyi duruyor ya. Şuradan startımızı verelim arkadaşlar. Heh, tamamdır. D'ye takalım. Yavaştan yavaştan yolumuza çıkalım arkadaşlar. Arabayı efsane yapmışlar. Ulan bak altı bile sürtüyor. Şu ortada hayalet ekranın ortada navigasyon bile koymuşlar arkadaşlar. Baksanıza. Gerçekte de var bu. Yani opsiyon gerçekte de. Yani koydun mu koyuyorsun ama. Gece olduğu zaman da arka stoplar falan bayağı güzel duruyor arkadaşlar. İyi yapmışlar. Şöyle şuradan yavaş yavaş çıkalım. Yolumuza bağlanalım. Işığı da bir atlasalım arkadaşlar. Bak ortada da bir tane telefonumuz var. Onu ben koydum şeyden. Şuralara bir şeyler koyabiliyorsun ama koymadım daha fazla bir şey. Şimdi yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Ne diyor? Urfa Diyarbakır yolu arkadaşlar. Şuradan sinyalimizi verelim. Siz de arkadaşlar o arada beğenip abone destek çıkmayı unutmayın. Şu aboneleri bir bin yapalım arkadaşlar. Çayınızı kahvenizi alın. Yolun keyfini çıkartın. Şuradan yavaş yavaş çıkalım. 450 km yolumuz var. Bakalım bu yol nasılmış arkadaşlar. Güzel bir yola benziyor ama şimdi çıkınca anlayacağız. Ben bir arkadaşlar müzik sesimi açayım. Siz de yolun keyfini çıkartın. Biraz basarak gidelim. Diğer bölümlerde biraz yavaş gittik yol kısa diye. 200 km falan yollar almıştık arkadaşlar. İşte burada 440 km falan var. Biraz yapıştırırız. Siz de yolun keyfini çıkartın arkadaşlar. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Ne diyor? Bakın. Aynen. 440 km. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Şanlıurfa ilçe merkezi falan filan bak şehir merkezi gözüktü. Şimdi Urfa'nın içinden geçeceğiz büyük ihtimalle. Bakayım nerede şu an. Heh, tamamdır. Şöyle Urfa'nın içine doğru bir girelim. Oradan da Şırnak tarafına doğru gideceğiz arkadaşlar. Şöyle yavaştan yavaştan girelim bakalım. Haydi bakalım.
Urfa'yı zaten çok fazla modellememişler. İçine gireceğimiz bir yer yok. Şöyle geçtik. Zaten geçmiş oluyoruz. Dediğim gibi fazla modellememişler. Bakın sağdan gidince Diyarbakır'a gidiyor. O tarafta her tarafı gezeceğiz bu arada arkadaşlar. Gezmediğimiz bir yer kalmayacak. Her tarafa gezeceğiz yani. Urfa'ya girdik. Rakım 547 diyor. Bakın şu an 330 km yolumuz geldi. Biraz hızlı sürüyoruz. Yani böyle uzun yollar yaparız. Onlara biraz hızlı gideriz. Çok kısa olduğu zaman hafif hafif gidiyorum arkadaşlar. 200 km yollar falan aldığımız zaman. Bakın şu an Urfa'nın içindeyiz. Döner karşıda ikinci yani idare eder. Şurada bir inşaatımız var arkadaşlar bakın. Urfa'yı böyle yapmışlar gördüğünüz gibi. Hasatımızla buralarda dolaşıyoruz. Bakın burada başka yerler var mı arkadaşlar? Şimdiki çıkışı kullanın. Yani Urfa'yı fazla bir şey yapmışlar. Öyle gelip geçer bir yer yapmışlar. Ama idare eder. Her yere şunu bu kadar detaylı yapamazlar. O kadar yaparsa zaten bunu bitiremez arkadaşlar bunu. Ama Yozgat'ı efsane yapmışlardı. Geçenki bölüm izleyenler varsa. Bakalım Şırnak nasıl? Şırnak'ta da fazla bir yer yok gibi ama. Ama tahmin ediyorum Mardin, işte Diyarbakır falan. Buralarda büyük ihtimalle daha fazla içerik vardır diye düşünüyorum. Yani oraların içini daha fazla modellemişlerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan yavaş yavaş Şırnak yoluna doğru dönelim arkadaşlar. Şimdiki çıkışı kullanın. Buradan sonra yolumuz nasıl? Bakayım iki şeritli mi devam ediyor? Herhalde 327 km yolumuz kaldı. Gayet iyi gidiyoruz yani, gayet iyi. Yollarımız bundan sonra otoban mı? Bak oradan, buradan sonra böyle iki şeritli yollar geliyor herhalde büyük ihtimalle. Ama sıkıntı yok ya, biz yapıştırır gideriz. Ben yani şarkının sesini açayım arkadaşlar, siz de keyfini çıkartın. Yapıştırıp gidelim arkadaşlar, şuraya kadar. Rahat etmez bir günü bekliyorum. Sanki bir yılmış gibi. İnan ki çok özlüyorum. Yıkılmış gibi. Arkadaşlar yollarımız efsane duruyor ya. Bayağı güzel duruyor ya. Passat'ta da iyi yapıştırıyor. Bak 180'lere kadar falan çıktık. Gayet güzel yani. İki şeritli falan ama keyifli yollar. Keyfini çıkartın. Yolu zaten hızlı gittiğimiz için iyi bir hızlı bitiriyoruz. Bu şekilde de devam edelim bakalım. Bundan sonra da farklı bir yere doğru gideriz. Passat'ta bir iki bölüm daha gezeriz arkadaşlar. Gayet güzel. Buraları da beğendim. İyi yapmışlar. Etraf falan iyi duruyor arkadaşlar. Bak gördünüz mü adam arkadaşlar oradan mal yüklüyordu. Bak o da güzel. Güzel detaylar var yani. Etraf falan ne arkadaşlar? Tarla marla bir şeyler var baksanıza. Ekim mi var burada? Ne var ya? Normalde buralarda böyle şeyler oluyor mu ya? Benim bildiğim bunlar böyle Karabük, Zonguldak tarafında falan böyle tarla mal falan bir şeyler var. Bakın arkadaşlar buraları da güzel yapmışlar. Bakın yol çalışması koymuş adam. Demin tabelayı gördün mü arkadaşlar? Zor kurtardık ya. Bak yol çalışmaları falan filan. Ulan benzin de bitiyor lan. Petrol ofisine de girelim arkadaşlar bakın. Şu tabelayı tam öyle bir yere koymuş ki. Bir sollamaya çıksak dank diye vuracaktık oraya. Perde çıkartacaktık galiba. Çünkü tabelayı yıkamadığı için arkadaşlar araba perde çıkıyor. Petrol ofisi şöyle bir girelim. Şu arabayı bir fulleyelim arkadaşlar. Biraz bastık. Benzinini fazla yedik. Yani 200-300 km'de benzinini bitirdik arkadaşlar. Şöyle bir fullleyelim bakalım benzinimizi. Bak karanlıkta da içine güzel duruyor ha. Şöyle ışıkları bir açayım arkadaşlar. Baksana ibreler mibreler 10 numara duruyor. Şöyle bir çalıştıralım. Harbiden güzel duruyor ya. Dur bakayım arkada. Bak stoplar falan da güzel duruyor. Tam karanlık olsa daha iyi. İçi güzelmiş ha arkadaşlar. İbreleri falan güzel yapmışlar. Böyle yavaştan yavaştan çıkalım arkadaşlar.
Kaldı 230 km yolumuz. Şuraya yapıştırıyoruz. Keyifli keyifli gidiyoruz. Oradan sonra bir iki şehir daha gezeriz. Sonra bu Passat'ta birkaç bölüm daha çektik mi yeni farklı farklı arabalara bakarız arkadaşlar. Ama bu modu da bayağı beğendim. Güzel yapmışlar. Biz şöyle soldan akalım. Yapıştıralım arkadaşlar. Bu yol bayağı bir keyifliymiş arkadaşlar. Beklediğimden daha iyi çıktı ya. Passat'ta da keyifli oluyor bak. Yapıştıra yapıştıra gidiyoruz. Gayet iyiyiz. Yani bundan sonra arkadaşlar böyle sürüyoruz. Ben normalde sabit gidiyorum 110-120. Ama böyle sürmek de keyifliymiş. Bundan sonraki bölümlerde yapıştırırız böyle arkadaşlar. Arkadaşlar iyi ki de atlamışız, yoksa var ya şuraya girecektik yani ben. Şeride atlayacaktım, yan şeride. Şu emniyet şeridinden arkadaşlar. İyi ki de atlamamışım, yol bitiyormuş çünkü. Bak buraları da güzel yapmışlar yani. 116 km yolumuz kaldı. Bu bölümümüz var ya, beklediğimden daha keyifli oldu. Gayet güzel yollar. Passat bayağı keyifliymiş arkadaşlar. Güzel yapmışlar modu. Böyle takılıyoruz. Vallahi izlemesi de çok keyiflidir büyük ihtimalle arkadaşlar. Şöyle bak bir göstereyim ben size. Çok güzel duruyor ya. Harbiden çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Baksanıza. Bayağı da güzel duruyor yani. Şöyle yolumuzun keyfini çıkartalım arkadaşlar. Yavaştan yavaştan gidelim. Bak yol çalışmaları falan gayet iyi. Şuradan yolumuza bağlan. Zaten 108 km yolumuz kaldı. İyi geldik. Hızlı geliyoruz. Şuradan şöyle yapıştıralım arkadaşlar tekrardan.
gitmek üzere. Direkt şöyle fazla bir şey yapınca direkt araba yanlıyor. Bak şöyle gösterirsin. İyi yanlıyor ha. Şöyle bir yapıştırınca direkt arkasını atıyor. Yavaş yavaş şırnağın içine doğru geldik arkadaşlar. 40 km yolumuz kaldı. Böyle viraj yollara denk geldik. Ama buraya kadar iyi geldik. Yani hızlı geldik arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş tırmanalım. 40 km yolumuz var dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bak yolumuzu tamamladık. Şırnağın içine geldik. Bakalım burayı nasıl yapmışlar. Şöyle yavaşla yavaşla girelim. Hava da akşam oldu. Bak 5.30 oldu. Yavaş yavaş kararmaya başladı. Arabamızın içi de bayağı güzel duruyor akşamları. Şu an şırnağın içindeyiz arkadaşlar. Burayı niye otobüs terminali yapmışlar anlamadım. Olsaydı direkt oraya gelecektim. Ama gireceğimiz bir yer yok. Şöyle fabrikayı bir yerde bırakacağız. Bak şırnak keşfediliyor. Vay vay vay. Şırnağı da bu şekilde yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Lan bu araba ne lan bu? Lan oğlum Mustang'in burada ne işi var kardeşim ya? Şuradan şöyle devam edelim bakalım. Çekil çekil çekil. Lan 2 km yolumuz var arkadaşlar. Yani rotamıza varmaya. Şunun içi yani şeye göre daha iyi. Urfa'ya göre daha iyi. Çünkü etraf daha çok benzemiş arkadaşlar. Burada biraz bir modelleme var gibi. Urfa'da neredeyse hiçbir şey yapmamışlar arkadaşlar. Burası gene biraz daha iyi. Ulan şey geçiyor lan. Gördünüz mü arkadaşlar yukarıdan? F16 geçiyordu. Döner aa bir tane daha geçiyor. Ulan ne lan böyle? Vay 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 geldik arkadaşlar şu an merkezdeyiz bakın. Şu an şırnak merkez burası. Şuradan şöyle bir yer gidiyor. Aynı yani farklı bir şey durum yok. Yani burası şimdi böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet güzel bence. İdare eder normal yani. Sağda kalın. Urfa'dan daha iyi yapmışlar Urfa'ya göre. Etraf netraf da bayağı benziyor yani şu dağları mağları güzel yapmışlar. Yerimize geldik arkadaşlar. Şöyle bir çekelim. Mekanımıza geldik. Şöyle arabayı şuraya bir yere çekeyim arkadaşlar. Nereye çekebiliriz? Ulan oğlum o ne lan? Ulan tam şunun arasına gireyim arkadaşlar. Şuraya güzel olur ya. Bak tam da yerimizi bulduk. Böyle yavaştan yavaştan. Tam şu araya girelim arkadaşlar. Gel 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 gel. Tam da yerimizi bulduk arkadaşlar. Baksanıza. Tamamdır he. Passat'ımızda arkadaşlar bu yolumuzu tamamladık. Bayağı bir güzeldi. Beğendiyseniz beni abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.